Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Duat Mekke 11. Sefir 71. Kısım 3. Hadis Kabe'ye gelmenin faziletiyle ilgili. Müslim, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu eve gelip de cinsel ilişkiye girmeden ve kavga çıkarmadan geriye dönen kimse annesinin kendisini doğurduğu günkü gibidir. Buhari'nin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktardığı hadiste ise şöyle denilir. Allah için hac yapıp sevmeyen ve günah işlemeyen kimse. Bilmelisin ki çocuk annesinin karnından çıktığı gün darlıktan genişliğe, karanlıktan ışığa çıkmıştır. Genişlik Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetidir. Darlık ise Allah'ın rahmetinin zıttıdır. Bununla birlikte rahmet kendisini var ettiği için onu da kapsamıştır. Böylece alemdekilerin nefslerinde maddi ve manevi bir hükmünü meydana getirmiştir. Allah şöyle der. Oradan dar bir yere atıldıklarında. Bu meselede çocuk Hakk'ın zıttı bir durumdadır. Çünkü Hakk'ın niteliği kendisinden başka bir şeyin olmamasıdır. Bu durumda Hak var idi ve ne bir inatçı ve ne bir iddia sahibi bir işte ona ortak koşan ya da öfkeye zorlayan ya da merhamet isteyen kimse yoktu. Alemlerden müstanidir. Binaenaleyh Hak ezelin neşesi içinde ve zatî müstaniliğinden kaynaklanan kemalinden haz alarak kendisiyle ve kendisi için vardı. Öyleyse Allah var idi, onunla birlikte başka bir şey yoktu. Allah şimdi de olduğu gibidir. Allah'ın alemi var etmesi bu doğan çocuğun var olmasına benzer. Fakat onun zıttınadır. Alem dış varlığını Hakk'a karşı koymuş, birlikte kendisiyle didişinceye kadar da tatmin olmamıştır. Hakk'a yaraşmayan şeyi kendisine nispet edinceye kadar da mutmain olmamıştır. Bu nedenlerle Allah zikrettiğimiz hususlarda kendisine itiraz edene karşı öfkelenme özelliğiyle kendini nitelemiştir. Bu durumda alemin Hak'tan meydana gelmesi genişlikten darlığa, sevinçten tasaya doğru çıkan birinin haline benzer. Böylece Allah intikam almış, öfke özelliğiyle azap etmiş, cömertlik özelliğiyle bağışlamış, rahmet özelliğiyle korumuş ve sakınmıştır. Böylece varlıklar tek bir hakikat içinde çokluğa dayanmıştır. Onlardan birinin dayandığı şey, diğerinin dayandığı şeyle aynı değildir. Böylece güzel isimler ve Hakk'ın kendisiyle ilişkilendirdiği hükümleri farklı yönlerle ortaya çıkan mutlak birlik ve tevhid sevinci kalkmıştır. Bu durumda El Vahid yani bir ismine ait bir sevinç kalmamıştır. Böylece iş uluhiyetin birliğine yani ehadiyete dönmüştür. Bu ise çokluğun birliğidir. Çünkü mutlak birliğin isimlendirilenin bekası için isimler bunu gerektirmiştir. Bu bağlamda Allah şöyle der. İlahınız tek ilahtır. Halbuki nispetleri, isimleri ve yönleri zikretmeye kalkışmamıştır. Çünkü birlik talebi çokluk talebiyle çelişir. Öyleyse durumun böyle olması kaçınılmazdır. Böylece şari hac veya umre için evini ziyaret edeni annesinden doğduğu günkü haline çevirmiştir. Yani o darlıktan genişliğe çıkmıştır. Böylece kişiyi kendi benzerine benzetmiş, daha önce zikrettiğimiz gibi kendi niteliğine benzetmemiştir. Fakat bunun olabilmesi kişinin hac esnasında cinsel ilişkiye girmemesine bağlıdır. Çünkü cinsel ilişkiye girerse çocuk meydana getirir. Dolayısıyla çocuğa benzemez. Çocuk meydana getirdiğinde ise genişlikten darlığa çıkmış olur. Çünkü çocuk nedeniyle malında bir ortak meydana gelir. Böylece kişi kendi halindeki durumundan daha çok çocuk nedeniyle bir hüküm kazanır. İşi sıkışır. Bilhassa çocuğu kendisini memnun etmeyen hareketler yaptığında darlığa girer. Çünkü çocuk ona güçlük çıkartır ve bir ikincinin yol açtığı çatışma nedeniyle de gönlünü daraltır. Bu nedenle şari evini ziyarete gelen kişinin cinsel ilişkiye girmemesini ve taşkınlık yapmamasını şart koşmuştur. Başka bir ifadeyle efendisine karşı çıkıp onun niteliğine sahip olma iddiası taşımamalı. Niteliklerinde onunla didişmemelidir. Çünkü fasıklık emre karşı çıkmak demektir.
Allah karşısında varlık halindeki durumu yokluk halindeki gibi olan kimse Allah'a hakkını veren kişidir. Bu dermansız hastalığa karşı Allah insanı şöyle bir ilaç kullanmaya sevk etmiştir. İnsan önceden bir şey değil iken kendisini yarattığımızı hatırlamaz mı? Allah insana varlık şeyliğinde benimle beraber ol der. Bunun anlamı şudur. Mevcut olmadığında varlık şeyliğinde benimle beraber ol. Bu durumda ben bulunduğum hal üzere kaldığım gibi sen de bulunduğun hal üzere yani yokluk üzere kalırsın. Bizden bu ilacı kullanan kimse Allah'ın hakkını bilir ve gereken şeyi kendisine verir. Bilmeyen ve bu ilacı kullanmayıp karıştıran kimsenin ise sevinci esnasında hastalıkları ve üzüntüleri çoğalır. Sevinçli ve mutlu olduğu işlerde hakkın kendisine kızmasına yol açar. İnsanın sevindiği bazı durumlara Allah kızar. Öyleyse bu hadiste bulunan sırlara bu ve benzeri şekillerde dikkat ediniz. Çünkü hadiste pek çok bilgi vardır. Hepsini tek tek zikretmek sözü uzatır. Dördüncü hadis Arife gününün fazileti. Müslim Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Arife gününden başka Allah'ın kendisinde kulu ateşten daha çok kurtardığı gün yoktur. O gün Allah yaklaşır. Sonra meleklere karşı kullarıyla övünür ve şöyle der. Bunlar ne istiyor? Melekler senin bağışlamanı ve kendilerinden razı olmanı istiyorlar derler. Hakkın maksadı meleklerin onlarla övünmesini sağlamaktır. Kullarının ne istediğini sorması ise övünme niyeti üzerinde ince bir perdedir. Bu perde meleklerin kalplerini onarma amacını taşır. Allah'ın kullarında zelillik ortaya çıkmış, arzu ve şehvetler onları köleleştirmiş. Onlar da bunların kölesi haline gelmiştir. Allah ise kıskançlığı nedeniyle ateşi yaratmıştır. Böylece ateş Allah adına kıskançlık duymuş, nefse kulluk eden kullardan intikam almak istemiştir. Bir rivayete göre şöyle bildirilir. Köle yoldan çıktığında nankörlük etmiş demektir. Nankörlük, boyunduruk altına girmenin sebebidir. Böylece nankörlük nedeniyle arzuların kölesi haline gelirler. Ateş ise intikam almak için arzu gücünün elinden insanları almaya hücum eder. Cehennem onları ele geçirip cezalandırmak istediğinde Arife günü tesadüf eder. O gün Allah'ın nezdinde bu kullar hakkında şefaatçi olur. Bu şefaat insanların ateşin sahipliğinden azat etmekle ilgilidir. Çünkü ateş de Allah'a itaatkar kullardan biridir. Arife gününün şefaati karşılığında Allah kullara cömertliğini ihsan eder. Onların boyunlarını ateşten kurtarır. Artık ateşin onlara ulaşması mümkün değildir. Allah'ın kullarına olan iyilikleri çok ve temizdir. Allah kullarının kalplerinin, arzuların kendilerinden değil, değersizlerinden arındırmıştır. Böylece arzuların kendilerine kullarda bırakmış, arzuların razı olmayacağı işlere yönelmesini ortadan kaldırmıştır. Kulları Arafat'ta durdurduğunda melekler kendilerine baksın diye arzularını onların üzerinde gösterir. Melekler de arzu gücü bulunmadığı için özü gereği itaatkardırlar. Kendilerini Rabb'a itaatten alıkoyacak bir arzu engeli onlarda bulunmamıştır. Bu nedenle meleklerin onların nezdinde bir otoritesi olmamıştır. Çünkü onlara karşı koyan yoktur. Bu durumda melekler karşı koyanı olmayan akıllar olmuştur. Melekler kendilerine karşı koyan pek çok arzuyla birlikte kulların akıllarını görüp insan türünün mertebesinin bundan üstün olduğuna tanık olduklarında şunu anlarlar. Allah bu değersiz arzuları uzaklaştırmada ilahi güç vasıtasıyla meleklere yardım etmeseydi bunu başaramazlardı. Allah melekleri insana sınadığı arzularla sınasaydı bu arzuları kendilerinden uzaklaştıramazlardı. Böylece nefsleri ve Rabb'e yaptıkları ibadetleri gözlerinde küçülür, bütün gücün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın onlara karşı otoritesi yüce, büyük, inanç sahibi olduğunu anlarlar. Allah'ın insanlarla meleklere karşı övünmesindeki amaç budur. Bu nedenle Hak, kendisini kullara yaklaşmak özelliğiyle nitelemiştir. Yaklaşmanın amacı, meleklerin farkında olmayacağı yönden, çirkin ve bayağı arzuları kendilerinden uzaklaştırmada, kulların yardım istemesini sağlamaktır. Sonra Allah meleklere kendisi en iyi biliyorken şöyle sorar.
Onlar ne istiyor? Kurlamacı, meleklerin, kulların, akılların otoritesinin arzularına hakim olduğunu görmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu soru kulların Allah'ın karşısında Allah'tan başka her şeyi unutarak dua, yakarış ve sığınma ile Allah'a yöneldiklerini meleklere gösterir.